saniye. 19 18 17 16 15 Hatice 14 13 12 11 Hedefe son 10 saniye. 9 8 7 6 İptal, taarruz iptal. 5 4 3 İptal, taarruz. Antal Kain 1, taarruz iptal. Tekrar ediyorum, taarruz iptal. Anlaşıldı, görev iptal. Komutanım, taarruz iptal. Ne oluyor Yavuz? Hatice burada. Hatice mi? Hatice'nin ne işi var orada? Bilmiyorum, amcası almıştı, buraya getirmiş. Bilmiyorum, yemek falan veriyor herhalde şerefsizlere. Yavuz, biliyorsun bu derinlikteki tehdit ortamında F-16'lar en fazla 15 dakika havada kalabilirler. Eğer çözemezseniz orayı patlatamayız. Canlı bombalar oradan çıkarsa hepsini takip etmemiz imkansız. Çöz şu işi Yavuz. Emredersiniz. Hadi çabuk olun, elinizi çabuk tutun. Merak etmeyin. Ne yapacağız? Gireceğiz Hatice'yi ve amcasını alacağız. Başka çaremiz yok. Hadi. İşine bak. Sen her şeye karışma. Adam ölecek. Bir yudum su verelim bari. Laftan anlamıyor musun sen? Onun yüzünden bir sürü adamımız ölecekti. O beceriksiz yüzünden. Tövbe. Böyle bir yer olduğunu bilseydim vallahi gelmezdim. Çok konuşma da seni de içeridekine benzetmesinler. Şimdi dışarıdaki spandal, defol git buradan. Tane canlı bomba burayı paramparça eder. Ne yapacağız komutanım? Bulacağız herifleri bir şekilde. Ne yapacağız başka? Şerefsizler. Askerlerimizin yanında patlatacaklar bombayı. Neredesiniz lan? Neredesiniz? Sıra ilerliyor komutanım. Bir şey yapmamız lazım. Benim bir planım var. Ne var? İlk önce yotları bulacağız. Sonra da imha edeceğiz. Yelekleri çıkart. Hazır mısınız beyler? Hazırız komutanım. Sessizce girip Hatice ve amcasını alıp çıkıyoruz. İçerisi kalabalık. Patlayıcı dolu, dikkat edin. Avcı sen uygun bir yere mevzilen. Siz ikiniz bana destek atışına gelin. Emredersiniz. Komutanım. Yağlamazsak. Alamazsak diye bir şey yok. O F-16'lar burayı vuracak. Ya Hatice ve amcasını alır çıkarız ya da burada şehit oluruz. Hadi. Emredersiniz. Bu plan biraz riskli değil mi komutanım? Riskli. Ama herifleri şaşırtmamız lazım. Zamanımız daralıyor. Risk bizim işimiz beyler. Bunca sivilin, askerin canı söz konusu. Tamam o zaman. Başlıyoruz. Ellerine dikkat edin. Eğer vurmak zorunda kalırsak sakın kasılmasınlar. Yoksa kendilerini patlatırlar. Arkadaşlar. Tamam. Siz de gelin. Sıraya biraz.
Devam et, devam et. Bunlar sizin mi abi? Bunlar sizin mi? Amcacığım sen geç. Tamam. Yok gerek yok. Arkadaşlar üstleri aradan devam etsin. Tamam. Geç. Geç abi. Geç abi. İkisi orada! Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Neredesin oğlum? Neredesin? Size bunca sivilimizi, bunca askerimizi. Ne durumdasın avcı? Hazırım komutanım. Şimdi! İşaretime mi geldi? Evet. Hedefe son 50 saniye. Hedefe son 30 saniye. Ne oluyor dışarıda? Çıkın bir bakın. Hatice! Komutanım,
10, 9, 8, tamam, kapat 7, hocam, kapat. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hatice nerede? Hatice! İyi misin? Ha? Ha? İyi misin? Oh. Oh. Oh şükür. Hafız Çaylak, iyi misiniz? İyiyiz komutanım, iyiyiz komutanım. Allah'a çok şükür, iyiyiz. Masum canına kast edenlerin dönüp dolaşacağı işte böyle bir cehennem kuyusu. Hafız. Canım. Gel canım. Teyzeciğim korkma, biz buradayız, geçti. Allah razı olsun sizden yavrum. Allah size zeval vermesin. Abi. Çok şükür katlattık sayenizde. Korkmayın. Korkmayın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok büyük bir tehlikeyi önlediniz. Sınır kapımızı büyük bir tehlikeden kurtardınız. Sağ olun komutanım. Herkes iyi değil mi? Bir sıkıntı yok. İyi komutanım. Komutanım vukuat yok. İyiyiz hepimiz. Hatice nasıl? İyi. Amcasını kaybetti. Yapma ya. Zavallı kızın başına gelmeyen kalmadı. Karabataklar ne yaptı? Haber var mı? Halletmişler canlı bombaları. Siz de hemen dönün. Hatice daha fazla orada kalmasın. Emredersiniz. Amcam nerede? Thank you.
Ne kadar yolumuz kaldı? Fazla değil. Hala baygın bu. Bırak dinlensin. Daha çok yorulacak. Nerede kaldı bunlar? Bak kim var. Ah benim kuzum. Benim minik kuzum. Ah Hatice'm. Nasılsın? İyi misin? Korktun mu? Geçti. Geçti, geçti. Amcası nerede? Aslanlarım benim. Yine büyük bir iş başardınız. Biliyorum yorgunsunuz. Ama bir konuğumuz var. Hemen hazırlanıp harekat merkezinde toplanın. Emredersiniz komutanım. İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Yorgun görünüyorsun. Zor bir gündü. Benim gitmem lazım. Yavuz. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Bugün sayenizde büyük bir iş başardık. Belki yüzlerce insanımızın hayatını hedef alacak bu kalleşlere güzel bir ders verdik. Sanmayın vazgeçecekler. Ama biz de vazgeçmeyeceğiz. Bu terör denen belayı kurutuncaya kadar da vazgeçmek yok. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar, bu kavga elbet bitecek. Zafer bizim olacak. Evet, bu yol çetin. Bu yol acımasız. Şehitler verdik. Dostlarımızı kaybettik. Arkadaşlarımızı. Eşimizi kaybettik. Sevdiklerimizi. Ama pes etmedik. Pes etmeyeceğiz. Biz hazırız. Arkadaşlar, bu kahramanlığınız, bu özveriniz, bu can siperhane mücadeleniz sanmayın ki bilinmiyor, görülmüyor. Beyler, hazır ol! Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Güngör Batur Paşa. Yarbay Erdem kaçmaz. Görüş ve emirlerinize hazırdır komutanım. Erdem Yarbay'ım, öncelikle tebriklerimizi iletmek isteriz. Sağ olun komutanım. Özel kuvvet timlerinin, istihbarat teşkilatımız ve hava unsurlarımızın ortak operasyonuyla bugün büyük bir başarı elde edildi. Bu sebeple sizleri şahsen tebrik etmek istedim. Komutanım, bayrağımıza, milletimize ve ordumuza en güzel şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Sağ olun. Bugün terör örgütüne vurduğumuz büyük darbede herkesin çok büyük emeği var. Bu kararlılığı göstermeye devam etmeliyiz. Şu halimize bak Çolak. Mahvolduk.
20'ye yakın kampı dümdüz ettiler. 200 taneden fazla da ölümümüz var. Üstelik kurtulanların çoğu da kaçtı. Ne yapayım? Ha? Ne yapayım? Ne özel kuvveti bitiyor, ne jandarması. Ne komandosu bitiyor, ne istihbaratı. Onlardan kurtulsan polis harekatı, terörcüsü bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Çözülme başlayacak diye korkuyorum Çolak. Adamların birçoğu zaten mağarada saklanıyor. Çolak nerede, Çolak nerede diye söylenip duruyorlar. Bir çözüm bulsun diyorlar. Üstelik göz göre göre ölüme gidemeyiz diyorlar. Yardım edin. Yardım edin. Buradayım. Yardım edin. Buradayım. Ne oldu sana? Çok kötü yaralandım. Yardım edin. Gördüm. Merak etme. Seni kurtaracağım. Ne kadar yaralı varsa hepsini bir an önce ima edin. Bir de onlarla uğraşmak istemiyorum. Çolak, bırak yaralıları. Elimizde bir tane sağlam adamımız bile kalmayacak. Ben ne yapayım lan? Ha? Söyle ben ne yapayım? Uçakları bununla mı vurayım? Ha? Bombaları havada mı patlatayım? Söyle! Çolak, en azından şu büyükelçiyi arasam diyorum ha. Bizim gücümüz yetmez. En azından onlar bir şey yapar. Onlar da bir şey yapmazlarsa Çolak, yakında Türk askerlerini sıkacak bir tane canlı adamımız bile kalmayacak Çolak. Ve o kafanda tasarladığın ülke kurma hayalleri fıkra olup kalacak. Bu arada tanışmıştınız. Yücel Bey de tebriklerini şahsen iletmek ister. Denememiz gayet başarılı geçti komutanım. Sağ olun Yücel Bey. Sayenizde ordumuzun yürüttüğü bu mücadele daha da etkili olacak. Size yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Kolay gelsin. Sağ olun. Sizin nezdinizde tüm arkadaşlarımızı tekrar tebrik ederiz. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Çolak, hadi gidelim buradan. Çolak, sana diyorum, duymuyor musun? Ne yapacağımı biliyor musun? Bayrağı onların tam kalbine dikeceğim. Ne yapacaksın? Madem kan istiyorlar, onlara fazlasını vereceğim. Karakollarına üstlerine kadar gireceğim. Ve o bayrağı onların kalbine dikeceğim. Çolak, biz başımızı çıkaramıyoruz. Şu halimize bak, sen hala neden bahsediyorsun? Söyle Çolak. Şu an neye bakıyorum biliyor musun? Neye bakıyorsun? Adamlarımın cesetlerine. Biliyorum. Türkleri biraz kızdırdık. Aa, bu daha ne ki? Ben daha yeni başladım. Az sonra sınırdan içeri dalacağım. Ve onların karakollarının orta yerine bayrağımı dikeceğim. Delirdin mi sen? Ben zaten deliyim. Şimdi sen de bana yardım edeceksin. Bu uçaklara bir çözüm bulun. Sinirimi bozuyorlar. O herkes için bir sorun. Bakıyoruz, bulacağız bir çaresini. Bulacağız. Bulacağız. Çok geç. Bulun. Bulun. Yoksa işler değişir. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Henüz değil. Ama madem aynı saftayız,
göstermenin zamanı geldi. Herkesi topla. Herkesi mi? Herkesi! En az 250 kişi istiyorum. En iyilerinden. Sınırdan içeri dalacağız. Biraz da onların topraklarında savaşalım bakalım. Çolak, sen delirdin mi? Şu halimizi görmüyor musun Çolak? Bir an önce dediğimi yap. Komutanım, eylemden bir haber var mı? Ben de merak ediyorum da. Soramıyorum ki komutanıma. Peki, şimdi eylem bizimle mi çalışacak komutanım? Bilmiyorum Feyzo. Senin bildiğinden fazlasını ben de bilmiyorum. Saklamana gerek yok. Ne olduğunu tahmin ediyoruz. Bu Yarem'in mektubu. Kelebeğimin mektubu. Başka göz değerse olmaz. Komutanım, sizin bu hal nereye kadar gidecek böyle? Sonsuza kadar. Ben bilmem. Gözden uzak olan gönülden de ırak olur derler. Yok öyle bir şey. Siz hala uzatıyor musunuz? Bir şey uzattığımız yok abi. İyi peki. Hayırdır, nereye? Biraz uzanacağım. Sonra da çıkarım. Akşam bir yemek yiyelim ya. Siz yiyin. Ben gelmem. Size afiyet olsun. Beyler. Bu Hafız abimiz toparlayamadı bir türlü. Daha ne olsun, buna da şükür. Bunun böyle yalnız yalnız gitmeleri beni kullandırmaya başladı. İyiydi abi, ben de geçen gecelim oturalım dedim, yok istemedi. İstemiyor. Bizim Hamdi Üst Çavuş var ya, geçen gün onu saçma sapan yerlerde görmüş. Bir şeyler çeviriyor ama. Doğru. Bana da öyle geliyor. Böyle gizemli tavırlar falan. Bunu yalnız bırakmamak lazım. İyi de abi, adam kaçıyor bizden. Doğru söylüyorsun. Kaçtığına göre sakladığı bir şeyler var demek. Kaçıyorsa biz de takip ederiz. Buncum. Nasılsın Feyzullah? İşte anacığım, oğlun orada. Buncum kapat, ben seni sonra arayacağım. Feyzullah? Aa, kapattı. Anne? Anneciğim, senin ne işin var burada? Ha? Demek bana yalan söyledin ha? Ne oluyor burada?
Feyzullah'ın annesi. Turizm jandarma olmadığını öğrenmiş. Anacığım, sırf sen üzülme diye. Kalbin dayanmaz dedim. Üzülürsün dedim. Kıyamadığımdan. Sana bir şey olsaydı Feyzullah, ne olacaktı anan o zaman? Bir benim mi anam var? Bak. Onların hepsi bir anadan doğdu. Anacığım. Kızma be anacığım. Feyzullah kıyamadığından. Merhaba teyzeciğim. Ben Yavuz. Feyzullah'ın tim komutanıyım. Ben de Erdem Yerbay. Gelin biraz odamda konuşalım. Tamam. Bir şey yok. Beni asla affetmeyecek komutanım. Affedecek oğlum, deli misin? Hatta sevinecek, gurur duyacak seninle. Bir şey yok. Erdem Yerbay'ım halleder. Hadi. Hadi. Esma Hanım, oğlun yanlış bir şey yapmadı. Komutanım, ben o Muğla'da keyfi yerinde sanırken bile gözüme uyku girmiyordu. Söyle şimdi, ben buna nasıl dayanayım? Oğlun komando olmuş dediler. Esma Hanım, askerliğin rahatı zoru yoktur. Şimdi benim oğlum dağda mı geziyor? Ateş mi ediyorlar ona? Yok, benim oğlum daha kaç yaşında komutan? O ne anlar savaşmaktan? Ya kusura bakma da Esma Hanım, sen oğlunu hiç tanımamışsın. Güler, akşama misafirimiz var. Bizim Feyzullah'ın annesi gelmiş. Gel. Feyzullah, annenle bize gideceğiz. Sen de gel. Biraz sohbet ederiz. Emredersiniz komutanım. Araştırın. Başka yolu yok. Bu çolak delirmiş durumda. Ne gerekiyorsa yapacağız. Acil dönün bana. Çolağı biraz hırpalamışlar galiba. Birazdan çok. Asıl canımız kan da buna senin sebep olmuş olman. Benim. Ne yapmışım ki? Sakladığın bilgilerin Türk istihbaratının eline geçti Agah. Daha ne yapacaksın? İyi de beni sizin de olduğunuz yerden aldılar. Gözlerinizle gördünüz. Senin düzeyinde birinin daha dikkatli olması beklenir. Canımı zor kurtardım. Ben çolan birkaç adamından daha kıymetliyim. Birkaç adam? Agah, yüzlerce adam. Hmm.
Tamam o zaman biz rahat bırakalım biraz fıstığı. Sen kamp işini Güler ablayla konuşabildin mi? Yok söyleyemedim daha. Yani bu aralar aramız biraz limoni de. Neden? Ateş meselesi mi? Yani. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hatice nasıl? İyi olacak inşallah. Selam, ne haber Yavuz abi? İyi Nazlı. Ne yapıyorsun burada? İyi. Dertleşiyorduk biz de. İyi. İyiyiz. İyi, herkes iyi. Hepimiz iyi, sıkıntı yok. Tamam. Herkes iyiyse ben gideyim o zaman. Ne oldu, ben geldim diye mi gidiyorsun? Hayır, gidecektim zaten. Annem mesaj attı, akşama da misafirlerimiz varmış. Ha, Çaylan annesi geldi, doğru. Tamam, görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Ne, yanlış bir şey mi söyledim? Ya kız ateşi merak ediyor. Ya bir şey söylesen ölür müsün? Yani görev tanımında böyle bir şey yok, pardon. Ya Allah Allah. Kız sadece tek kelime bir şey duymak istiyor. Öldü, bitti kız, mahvoldu. Pardon ya. Geldim ben buraya ya. Allah Allah. Otelimize hoş geldiniz. Siz kimsiniz? Bunun bir önemi yok. Asıl siz kimsiniz? Eylem benim adım. Başınız sağ olsun Eylem Hanım. Ne oldu, kim öldü? Kardeşime mi bir şey yaptınız yoksa? Hayır, sakin olun. Kardeşiniz gayet iyi. Ama şu an sizi üzülmekle meşgul. Bana mı? Neden? Çünkü öldünüz. Çantada. Bağımsız gazeteci Eylem Mersi'ye geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Sonunda patladı bizimki. O kadının yüreği fazla dayanmaz, ben söyleyeyim. Özel kuvvetlerde olduğunu öğrendi ya. Çaylağı bırakmaz annesi burada. Abi. Haberi gördün mü? Ne o?
Eylem mersi ediyor. Ölmüş mü ya? Hayır ya. Gel. Komutanım. Bunu gördünüz mü? Gördüm, gördüm. Komutanım, Eylem trafik kazasında öldü diyor. Ne olur bir şey söyleyin. Sakin ol. Belki göründüğü gibi değildir. Nasıl yani? Yakında öğrenirsin. Şimdi çıkabilirsin. Emredersiniz. Ne olmuş? Abi tam anlamadım ki. Ölmemiş galiba. Oo. Yeni kimlik verdiler demek ki Eylem'e. Belki de elemanladılar. Dolabı aç. Akşam için hazırlan. Birkaç saatin kaldı. Ne yapacağım peki? Söyleyeceğiz. Sen sadece hazırlan. Şimdi beni çok iyi dinleyin. Çünkü size neden burada olduğunuzu söyleyeceğim. Bugün neden burada olmanızı istediğimi söyleyeceğim. Arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi öldürdüler. Evlerimizi, barınaklarımızı yakıp yıktılar. Şimdi de korkup kaçacağımızı zannediyorlar. Belimizi kırdılar çolak. Ağır kaybımız var. Bir sürü bölge sorumlumuz öldü. Evet, öldü. Evet, kaybımız var. Çünkü bu bir savaş. Ne yapalım yani? Topuklarımızı kıçımıza vura vura kaçalım mı? Yine gidip mağaralarımızı saklanalım. Kış geliyor. Erzak azaldı. Depoları da vurdular. Buluruz. Mühimmat bitmek üzere. Getirtiriz. Ya İHA'lar?
uçaklar kafamızı çıkardığımız an tepemize biniyorlar. Hallederiz. Halledeceğiz. Hepsini hep birlikte halledeceğiz. Kaç zayiat var? En son saydığımızda 264 düş olacak. Belki daha fazla olabilir. 264. Arkadaşlarınızın, kardeşlerinizin intikamını almaya hazır mısınız? Türk bayrağının yerine kendi bayrağımızı dikmeye benimle hazır mısınız? Hazırız! Hazır mısınız? Hazırız! İntikam! 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 Düz zahmetinin böyle buyurun. Basamaklara geldik. Basamaklara geldik. Bir basamak daha var. Kapıya dikkat edelim. İyi akşamlar. Mümtaz, nedir durum? Namık adamı takip ediyor. Bu gece bitecek mi bu iş? Bitireceğiz. Bitireceğiz bitirmesine de... biz bu adamı ne yapacağız? Gökyüzünde çok fazla kuş var. Bazılarının kanatlarını kıracağız. Nasıl? Siz mühendisi alın. Gerisi kolay. Konuşuruz. Namık, ne yaptınız? Mühendis, takipteyiz. Birazdan harekete geçeceğiz. Tamam, halledin. Mesele sandığımızdan daha mühim. Tamam. Şu ışıklara kadar takip et. Fazla sokulma. Silahlı korumaları var. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Geç arabaya, geç! Kimsiniz siz? Sus!
Konuşma. Gelen giden var mı? Yok. Arabayı değiştirelim çabuk. Nereye götürüyorsunuz beni? Sus. Konuşma. Adamı aldık. Adamı almışlar. Buraya getirsinler. Sabaha kadar gelirler değil mi? Gelirler. Nasılsın? Beraber oyun oynayalım mı? Ha? Beraber oyun oynayalım mı? Adın ne senin? Yalın. Nereden anladın ha? Sen nereden anladın benim olduğumu ha? Nereden biliyorsun? Ama ben kıskanırım ya. Nereden anladın ha? Ya ben de ya. Ben de ya. Ben de. Gel. Hazırım. Otelin barınayın. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Sert bir şeyler olsun. Peki efendim. Buyurun. Teşekkürler. Saat 10 yönünde. Adamımız bu. Mavi gömlekli. Öldürecek miyim? Hayır. Sadece tanış. Ama unutmayacağı bir tanışma olmalı. Etkilemem mi gerekiyor yani? Senin için zor olmayacaktır. Ne yapıyor bu ya? Ne işi var ki eczanede? Niye aldı onca şeyi?
ilaç falan desem hepsi taburda var. İşleri iyice antin kuntine bağladı aga. Buraya bakıyor, saklan. Gördü mü? Görmedi ama Ali Aydar abi bu şampuanımızın kokusunu bile almıştır. Allah'tan bende saç yok aga. Ya abi istersen sen tek başına takip et. Espri yapma lan. Düş peşine hadi düş. İyi akşamlar. Size de. Bir içki ısmarlayabilir miyim? Gerizekalı herif, sen beni ne sanıyorsun be? Hanımefendi sakin olun. Ne yapıyorsunuz? Ne demek sakin ol ya? Kartsan paraya bak. Sen kendini ne zannediyorsun be? Senin gibi basit, ucuz kadından bol ne var burada? Aa, ağzını topla, terbiyesiz herif seni. Hadi be oradan. Kaç para istiyorsun sen, onu söyle. Hanımefendiden özür dile. Sen nereden çıktın be? Dediğimi yap. Tamam, tamam. Hadi. Tamam, özür dilerim. Bir daha. Özür dilerim. Alın bunu. Bırak. Hasta mıdır nedir ya? İyisin değil mi? Sağ olun, iyiyim. Tam zamanında yetiştiniz. Selim ben. Eylül ben de. Memnun oldum. Aa, dövmeniz ne kadar ilginç. Medusa değil mi? Mitolojiye meraklısın demek. Sanat tarihi okudum ben. Aa, içki içip sanat tarihinden konuşmaya bayılırım. Öyle mi? Ne güzel. Fazla uzatma, çık hemen. Aa, unuttum. Benim bir rapor hazırlamam gerekiyor. Odama çıkmam lazım. Çok memnun oldum. Peki seni tekrar görebilecek miyim? Bilmem. Kısmet, neden olmasın? Çok teşekkür ederim tekrar. Dünyadan Selim'e. Şşt, Selim cevap ver. Çok hoş değil mi? Çok daha güzellerini gördük dostum. Hepsi bu kadar mı? Şimdilik bu kadar. Gayet iyi gittin. Vay arkadaş ya, adamın günahını almışız. Allah bizi kahretmesin. Meğer adam fakir fukaraya yardım amaçlı gizli gizli çıkıyormuş yalan. Ulan nasıl ayıkamadık mevzuya ya? Tüh bizim kalıbımıza be. Baksanıza oğlum adama. Kimin ne ihtiyacı var, teker teker bulmuş onlara yardım ediyor. Ya adamlık öğrenin oğlum, adamlık. Hem ben dedim size Hafız Baba'dan yanlış iş çıkmaz diye. Ne zaman dedin lan? İşte o zaman. Aa, ulan sen taktın zaten adamın peşine bizi. Bir de nasıl kıvırıyor komutanım. Oğlum fena mı ettik? Yardımlaşma öğrenin dedik. Hayırseverlik öğrenin dedik bak. Allah Allah. Sen ömründe bunun gibi yan çizen adam gördün mü? Ya bırak Allah'ını seversen ya. Ya hadi gidek, dondum gadasını aldım. Ulan Keşanlı yürü.
Amirim, aracın plakasından şahsı tespit ettik. Araç Yüceler Türk diye birine özel tahsis edilmiş. Kim bu? Mühendismiş amirim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de önemli projeler yürütüyormuş. Anlayacağınız durum acil. Tamam. Emniyet müdürüyle görüşüyorum ben şimdi. Peki amirim. Karabayır'ın orada adamı vereceğim size. Oradan sınırdan geçirirsiniz. Anlaştık. Hava aydınlanmaya yakın gireriz. Yoldayız. Ne zaman olmuş olay? Yaklaşık bir saat önce komutanım. Saldırganın kimliği belli mi? Polisler bütün güvenlik kameralarını, dükkan kameralarını, mobeseleri inceleyip bize saniye saniye haber gönderiyorlar komutanım. Yücel Bey çok üst düzey bilgilere sahip bir insan. Ulusal güvenliğimiz şu andan itibaren tehdit altında arkadaşlar. Derhal ilgili birimlere bilgi aktarılsın. Emredersiniz komutanım. Müsteşar Bey'i bağlayın. Emredersiniz komutanım. Uyudu mu? Uyudu. Nihayet. Dur üstün örtün. Gitme. Tamam, ne yapayım? Yat. Yatayım, hadi yatayım. Sen de gel. Ben de mi yatayım? Tamam. Hadi bakalım. Şarkı söyle bana. Ben küçükken annem hep bana şarkı söylerdi, biliyor musun? Hadi sen de söyle. Yeşil bağlarında dolanıyorum. Yitirdim yâri. Aman ağlanıyorum. Yitirdim yârimi. Aman ağlanıyorum. Ben de 20 yıldır asker eşiyim. Bunda üzülecek bir şey yok ki. Tamam da ben şimdi ne yapayım? Ben gözüme uyku nasıl girsin? Bu Feyzullah benim her şeyim. Burnumun sızısı. Ben bunu yıllarca gözümden bile sakındım.
Yemedim, yedirdim. İçmedim, içirdim. Benim kalbim buna nasıl dayanır? Bakın Esma Hanım. Anlıyorum, evladınız. Ekstra biraz da düşkünsünüz. Ama Feyzullah bizim de gözümüzün bebeği. Komutan. Ben şimdi oğlumu alsam gitsem olur mu? Siz iyi olur mu? Onlarca yıl, binlerce şehit verdik. Onların anaları ana değil miydi? Anaydı ya. Anacığım, ben arkadaşlarımın, abilerimin yüzüne nasıl bakarım sonra? Ben ne yapayım oğlum? Ben ne yapayım? Oğluna gurur duyacaksın. Yok. Benim oğlum bir şey de yapamaz ki, elinden bir şey gelmez ona. Sizin bir oğlunuzun kaç tane hayat kurtardığını biliyor musunuz? Feyzullah. Evet. Kaç tane masum insanın hayatını kurtardı? Kaç tane mazluma umut oldu? Bayrağımız için, birlik ve beraberliğimiz için çekinmeden hayatını, canını ortaya koydu. Kusura bakmayın Esma Hanım. Bu ülkenin oğlunuza sizden daha çok ihtiyacı var. Sıkacaksınız dişinizi. Arkasından dua edeceksiniz. Gözünüzü yollardan ayırmayacaksınız. Ama sabredeceksiniz. Kolay mı? Değil. Hiçbir zaman da olmayacak. Komutan. Sen şimdi bana söz ver. Benim bu oğluma bir şey olmayacak. Bak ben seni tanırım. Bunun sözünü kimse veremez. Feyzullah bir Türk askeri. Ve gerektiğinde de çekinmeden ülkesi için canını feda edecek bir vatan askeri. Yok, hepimiz vatan uğruna kendimizi feda ederiz de. O da çok küçük. Büyüdü o. Sen merak etme. Anacığım. Hadi ver şu güzel elinde bana hakkını helal et ha. Hadi. Ben sana vuracağıma elim kırılaydı oğlum. Sen de bana hakkını helal et. Yo ben... Sormayı unuttum. Bizim oğlanın vazifesi ne? Askerim anacığım. Şimdi normal bir asker. Nasıl asker? Teyzeciğim bomba imhacı işte. Patlayan bombadan. Patlayan yani, bomba. Anne. Feyzullah. Yok yok. Bomba. Anne. Anne. Esma Hanım. Anne bak. Anneciğim bak, bir su mu bir şey ver. Bir kolonya getir. Anne. Esma Hanım söylenir mi be? Anne. Oh. Esma Hanım. Anne. Esma Hanım. Efendim komutanım. Yavuz, neredesiniz? Taburda mısın? Değilim. Herkesi hemen harekat merkezinde istiyorum. Emredersiniz.
Ne oldu? Benim acil çıkmam lazım. Sen yat uyu. Olmaz öyle şey. Kötü bir şey yok değil mi? Benim telefonum kötü haberler vermek için çalar biliyorsun. Şaka yapabildiğine göre o kadar da kötü bir şey yok. Kan kusup kızılcık şerbeti için demek de işimin bir parçası. Ne olur dikkat et. Tek parça olacağım. Ben nefes alarak döneceksin. İnşallah. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Buyurun. Durum acil. Dün video konferansta görüştüğümüz Yücel Bey'i kaçırdılar. Olay Ankara'da olmuş komutanım. Biz neden teyakkuzdayız? Çünkü Yücel Bey'i Karabayır'a getirdiler. Buradan da sınır ötesine götüreceklerini değerlendiriyoruz. Komutanım ne oluyor? Ne demek bu? Bu şu demek. Hava gücümüze büyük bir darbe vurmayı planlıyorlar. Ama başaramayacaklar. Komutanım, Çolak'ta bir hareketlilik var. Bölgeden gelen istihbarata göre yeni bir saldırı için hazırlanıyorlar. Ama neresi olduğunu bilmiyoruz. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Bir şekilde hava taarruzu olmazsa daha rahat ilerleyeceklerini düşünüyorlar. Nasıl ilerleyecekler komutanım? Komandolar var, jandarma var, helikopterler var. Çok sarp arazileri kullanıyorlar. F-16'lar, F-4'ler olmazsa işleri çok daha da kolay. Ne düşündüklerini bilmiyoruz. Ne planladıklarını bilmiyoruz. O yüzden Yücel Bey'i çok acil bir şekilde bulup kurtarmamız gerekiyor. Bunlar hava taarruzunu etkisiz hale getirip bir yeri basmayı planlıyorlar. O yüzden Çolak sahadaki tüm adamlarını topluyor. Akıllarınca intikam alacaklar. Biz de onların yaptığı o intikam planlarını onlara yedirip bir darbe daha vuracağız. Şimdi beni çok dikkatli dinleyin. Hedefimiz Karaçayındır sınır karakolu. Bu bölgede tam 30 asker konuşlu. Ve bölge tamamen onların kontrolü altında. Sen 50 adamla yukarıdan sızacaksın. Unutma, saldırıyı roketle ilk siz başlatacaksınız. Sen saldırı başladıktan sonra 20 adamınla karakoldan içeri sızacaksın. Merak etmeyin, ben de 100 adamımla tam burada olacağım. Dışarıdan gelecek yardımları engellemek için. Anlaşılmayan bir şey. Her şey bittiğinde sonunda o karakola bayrağımızı dikeceğiz. Ve o askerleri bütün dünyaya rezil edeceğiz. Anlaşıldı mı? Ne zaman çıkıyoruz Çolak? Bir haber bekliyorum. Adamlar çıkmaya hazır mı? Herkes hazır. Güzel. Kodları bize vereceksin. Anladın mı? Kodları! Beni öldürseniz de verme. Vereceksin lan, vereceksin! Tırnaklarını tek tek sökerim lan senin! Efendim? Konuştu mu? Henüz değil. Çolak ve bütün adamları saldırı için hazır. Kolları yanındaki adama vermesi lazım. Anladım da biraz adam bizi zorluyor. Bana bak, ne yap et o adamı konuştur. O kolları alacağız ve çözeceğiz. Havaya da bir sinyal karıştırıcı göndereceğiz. Böylece Türklerin uçaklarının atışları tamamen isabetsiz hale gelecek. Anladın mı? Bunu yapamazsak Çolak ve adamlarının işi biter. Tamam. Ne diyor? Sinyal, minyal bir şeyler söyledi, anlamadım. Bak, bu uçaklardaki füze sistemleri laser güdümlü, tamam mı?
Laser, işaretler, füze de gider vurur. Aralarındaki bağlantı şifreli bir kodla sağlanır. İşte bize bu sistemin kodları lazım. Onları çözeceğim, bozacağım. Sonra da uydu sayesinde gökyüzüne göndereceğiz. Attıkları füzeler alakasız yerlere düşecek. Bu kadar basit. O yüzden bu adamdan o kodları almalıyız. Okey? Okey? Elimizde bir şey var mı komutanım? Az önce bir bilgi geldi. Yücel Bey'i kaçıran Namık Başı teknik takip sonucunda bulmuşlar. Sınırın 14 kilometre dışında. Yücel Bey bunun yanında mı? Sanmıyoruz ama yerini biliyor olabilir. Ne duruyoruz, hemen çıkalım. Geç bile kaldık. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol! Siz de sağ olun. Galiba hazırız. Sakın unutmayın. O karakoldan tek bir asker bile sağ çıkmayacak. Bir tanesi bile. Uçakları uçakları da kafanıza takmayın. Bugün bize saldırmayacaklar. Hazırsak. Haydi. Ne yakışıklı olmuşsun. Maşallah. Anacığım, duanı eksik etme, tamam mı? Bak sakın endişe etme. Baksana, abilerimin hepsi aslan gibi. Aslan gibi valla. Merak etmeyin anacığım. Biz hayatta olduğumuz sürece ona bir şey olmayacak. Allah sizden razı olsun. Ayağınıza taş değmesin. O hainleri de Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Beyler, anamızın duasını da aldığımıza göre artık sırtımız yere gelmez. İnşallah. Hadi geç kalıyorsunuz, hadi. Hadi. Feyzullah, sen bir ara eve gel. Şu suyu isteyelim artık. Kız kaçırmak bize yakışmaz oğlum. Tamam anacığım, tamam. Halledeceğiz. Ama önce görev değil mi? Görev. Hadi. Hadi masanın kursun. Komutanım, bak oğlum önce Allah'a sonra sana emanet ha. Sen duanı eksik etme de bizler üzerimize düşen görevi yaparız.
Erdem, bizi de Bahar'ın yanına bırakabilirler mi acaba? Tabii, tabii bırakırız. İçeride silahlı adamlar da var komutanım. Alın da. Hazır olun üç deyince. Durun. Ne oldu? Gaz atmayın komutanım. Niye? İçeride yavru bir kedi var. Gaz bombası kötü etkiler. Tamam alındı. Komutanım. O da Allah'ın yarattığı bir can. Bu koşullarda sivil sayılır. Ben gider alırım komutanım. Olmaz. Kapıdaki adamlar fark eder. Avcı. Her sende. Alındı. Yalnız kötü bir haberim var. Emredin. Tek atış hakkım var. İçeridekileri ürkütmememiz lazım. Anlaşıldı. İster misin? Ha, olur. Bırak gel.
Hazır olun. Giriyoruz. Adamımız bu komutanım. İki kere sormayacağım. Mühendisimizi nereye götürdünüz? Bilmiyorum. Sakın aynı soruyu ikinci kez sordurma. Ben sadece adamı teslim ettim. Yerini bilmiyorum. Nerede teslim ettin? 10 kilometre güneyde. Ağaçlık bir alan var orada. Yani nerede tutuyorlar, adamı ne yapıyorlar onu hiç bilmiyorum. Tek bildiğim de bu. Kelepçeli. Gel! Ne yapacağız komutanım? Hep beraber bilmediğimiz bir yere gitmenin bir anlamı yok. Biz burada bekleyeceğiz. Karapatak önden gidecek. Bir haber alırsa haber verecek. Ama yalnız gitme. Ben de gideyim mi komutanım? Hayır, avcıyla gidecek. İkiniz. Emredersiniz. Emredersiniz komutanım. Şu adamların kıyafetlerini alın, sivil gidin hadi. Meseleyi anladığını düşünüyoruz. Siz Türk istihbaratısınız ve sizinle çalışmamı istiyorsunuz, doğru mu? Doğru. Fransızlarla anlaşma yaptık ve onlar senden kolayca vazgeçti. Ne demek bu? Sen de bizimle çalışmak istiyorsan bize samimi olduğunu göstermelisin. Nasıl yapacakmışım onu? Bize Suriye ve Irak'ta görev yapan Fransız istihbaratının bölge şefinin adını ve kimliğini vereceksin. Ben hizmet ettiğim kurumu satmam. Onlar seni sattı. İstihbarat dünyası. Normal. Sadece çıkarlar vardır. Eğer o ismi bize vermezsen seni öldürürüz. Hiç istemesek de bunu yaparız. O ismi bize ver. Verecek misin ismi? Hayır. Ya ben arkadaşlarımla konuştum. Psikoloji okuyan arkadaşlarım var, mezun olanlar var. Şahane. Evet. Hem buraya gelir biz gönüllü oluruz da dediler. Harika. Ben de neler yapabileceğimizi listeledim. Kadınlar için meslek kursları açılabilir. Çocuklara Türkçe dersi verilir, müzik dersleri verilir. Ama onlar için de psikolojik destek şart. Ya biz bir başlayalım da sonra her şey zamanla hallolur. Evet ya. Ya biz yeter ki birlik olalım, şu işe de ilk adımı atalım. Gerisi gelir inşallah. İnşallah. Bahar Hanım bir bakar mısınız? Tabii. Dur siz geliyor. Ne oldu? Geçen gün askerler bir operasyon esnasında kurtarmışlar. Evine teslim etmişler ama kaçmış. Bize sığındı. Dönmek istemiyor. Tamam anladım. Ben ilgilenirim. Merhaba. Hoş geldin. Aç mısın? Tamam. Hadi gel bakalım. Hala konuşmayacak mısın? Benden hiçbir şey öğrenemeyeceksiniz. Seni gözden çıkaran insanları koruman saçma değil mi?
Bence sizin bana bunları sormanız çok saçma. Niye inat ediyorsun bu kadar? Türk damarım tuttu herhalde. Kaç oldu saydın mı? 3. Son şansın. Son soru. Bize Fransızların bölge şefinin adını ver. Bence arkadaşına söyle tetiği bir an önce çeksin. Çünkü konuşmayacağım. Adamın adı Jean Marcel. Benim yakın arkadaşım. Bu bir deneme miydi? Onları satmadıysan bizi de asla satmayacağına inanmak istiyorum. Ben hayatım boyunca kimseyi satmadım. Eylül Alptekin. Aramıza hoş geldin. İmzala şurayı. Bizi adamlara gönderiyorlardı. Zorla. Eğlendirmek için. Allah belalarını versin. Nasıl kaçtın ellerinden? Götürüyorlardı beni. Sonra bir asker kesti yolumuzu. Ben Türk askeriyim dedi. Sevindim ben de. Kim acaba? Bizimkiler mi? Böyle sarışın gibiydi. Allah Allah. Yavuz mu acaba? Yok. Ateş. Ateş de adı. Ateş mi? Evet. Adamların içine daldı. Kurtardı beni oradan. Sonra aileme götürdüler ama babam istemedi. Niye istemedi? Kirlenmişim ben. Tamam. Tamam canım. Tamam. Geçti. Bak buradasın artık. Güvendesin artık. Senin gibi daha çok var mı? Çok var. Ya bizim elimizi çabuk tutmamız lazım. O kadar çok yardıma muhtaç insan var ki. Ya illa yapacak bir şey buluruz be anne. Buluruz. Buluruz tabii. Çıktık. Umarım bana kötü bir haber vermezsin. O Yücel denen herif. İstediğimizi verdi değil mi? Merak etme Çolak. Çok az kaldı. Verecek. Mümtaz. Sesindeki tereddüdü hiç beğenmedim Mümtaz. Tek bir adamı bile konuşturamıyorsanız ne işe yarıyorsunuz Mümtaz? Adam dayanıklı çıktı. Ama çok sürmez. Bitecek. Bitecek. Biteceği daha çok var. Bitsin. Kırın artık şu kuşların kanatlarını. Haber bekliyorum. Tamam.
yaptığında ben oraya gideceğim. Sen peşimden gelip bana hemen yumruk atacaksın, tamam mı? Dikkatlerini çekmemiz lazım. Ziya. Gel lan buraya. Ha? Gel. Ne oluyor lan orada? Nereye gidiyorsun lan? Avukat, umanım. Emin misin? Avukat dedim sana, avcı senin yapacağını işe çıkıyor. Ne oldu lan ha? Ne oldu? Kaçıyordun. Ameliyatlı yerime vurdun. Ne yapıyorsunuz lan siz? Şerefsiz! Seni gebertirim ha! Şerefsiz! Ameliyatlı yerime vurdun. Şerefsiz! Aferin lan! Şerefsiz! Oğlum bak senin var ya... Kimsiniz lan siz ha? Ne geziyorsunuz burada? Abim, bu hıyar benim paramı çaldı. Kaçıyordu, burada yakaladım onu ya. Lan ben senin ne paranı çaldım? Senin bana borcu yok mu? Hı, ahlaksız, ameliyat bir yer ben burada. Sen kime ahlaksız diyorsun? Gel lan buraya. Oğlum sen... Lan kesin lan, kes! Ayrıl lan, ayrıl! Abi tamam, dur. Buralarda başıboş dolaşıyorsunuz. Kimsiniz lan siz? Bunları hiç gözüm tutmadı. Arayın üstlerini başlarını. Abi ne gözü tutmaması ya, bir şey yoktur ki. Demek boş değiller bunlar. Götürün bunları. Abim nereye ya? Ne yani, sizden silah taşırsınız? Ulan akıllı olun, sıkmayayım kafanıza. Yürüyün. Şerefsiz. Abi böyle şey yapmaya gerek yok. Abim benim, beni bırak bu şerefsiz. Karabatak ve avcıyı gönderdim komutanım. Haber gelince hemen çıkacağız. Çoluğun ilerlediğine dair bilgiler geliyor Yavuz. Çok kalabalıklar. Başaracağız komutanım, merak etmeyin. Kim bunlar? Kavga ediyorlardı. Siz de alıp geldiniz. Belki bir şeyler görmüşlerdir diye alıp geldik. Aferin, çok güzel. Her şeyi gördüler zaten. Alın götürün bunları içeriye. Birazdan belgeleyip ilgilenirim. Abi vallahi biz bir şey görmedik ya. Gözünüz, siz niye böyle yapıyorsunuz? Abi! Geç geç geç! Ya tamam abicim, kalktırma ya. Geç lan! Çök! Oturun lan! Abicim ne gerek vardı ya kelepçeye falan şimdi? Kızartma. Abicim ya gözünüzü seveyim, bizi böyle bırakmayın, bari şu kelepçeyi çıkarsaydınız ya. Abi bakın yanlış yapıyorsunuz. Korkma, seni kurtarmaya geldik. Güzel Bey merhabalar. Tanıdın mı beni? Tanıdım sesinizi. Karabeyir'deki timdensin değil mi? Evet. Eğitim vermiştim bize. Benim için mi geldiniz? Aynen öyle. Yerini tespit edebilmek için. Yeni bulmuşlar. Hadi. Mühendis Bey. Şimdi biz ne dersek onu yapacaksın, anlaştık mı? Anlaştık. Gel buraya. Ne yaptınız mühendisi? Onca işkenceye rağmen konuşturamadınız mı? Vatan, millet bir şeyler geveleyip duruyor.
Adam direndikçe direniyor. Beni de deli ediyor. Tamam. Bulacağız bir yolunu. Bu sürpriz ziyaretinizi neye borçluyuz Agah Bey? Adamı kaçırdığınızı duydum. Yardıma ihtiyacınız vardır diye düşündüm. Ki var. Mekanı söyleyin. Gidip adamı konuşturayım. İşkence yelpazem epey geniştir. Daha konuşturamadığım bir insan olmadı. Peki, git. Git ama acele et. Fazla vaktimiz yok. Peki. Bana konum atarsınız. Nasıl çıkacağız buradan? Dayanacak gücüm kalmadı. Dayan. Bu kadar dayanmışsın, biraz daha dayan. Sakın onlara istediklerini verme mühendis. Sakın. Buradan nasıl çıkacağız? Bir sürü adamları var. Çıkarız. Sen bize güven yeter. Bize karşı olan umudunu kaybetme yeter ki. Yücel. Sen bizim istediğimizi yapacak mısın? Yapmayacak mısın? Bak sana son kez soruyorum. Ben size bir şey söylemem. İsterseniz çekin vurun. Ne istiyorsunuz adamdan ha? Gözleri bile görmüyor. Gücünüz bu adama mı yetiyor? Ya benim abim. Adam zaten garibanın tek şeyi. Tipini de kaydırmışsınız yeterince. Kimseye bir zararı yok ya. İndir şu silahı, gözünü seveyim ya. İyi madem. O zaman sizden başlayalım değil mi? He? Bak Yücel. Sen konuşmuyorsun diye... Burada iki tane masum adam ölecek şimdi. Sen de kurşun seslerini iyi dinle. Sana da belki ders olur değil mi? Hadi söyle. Hangisinden başlayayım? Ne dersin? Seç bakalım. Sağda kim önce gitsin, solda kimi? Bulundukları bölgeyi biliyor musun Hafız? Komutanım, güneydeki ormanlık alana götürmüşler. Çok geniş bir arazi. Destek gerekebilir. Desteklik vaktimiz yok, biz halledeceğiz. En güzeli komutanım. Biz bize yeteriz evelallah. Bizimkiler inşallah iyidir. İnşallah abi. İnşallah. Sen seçmezsen onu da ben seçerim artık. Ya şundadır ya bunda helvacının kızın da. Sen çıktın. O zaman senden başlayacağız demek. Bırak lan onu. Dokunma sakın. Bak hele bak bak bak. Bir de cesaretli çıktı lan bunlar. Lan oğlum, az önce dışarıda kavga eden siz değil miydiniz? Necisiniz lan siz? Kimsiniz lan? He? Asker misiniz lan yoksa siz?
Yok artık. Ne asker abim, saçmalama ya. La dedik ya kim olduğumuzu. Borcumu vermiyor bana şerefsiz. Bir sus lan. Bak abim, sen bu hıyarı vurursan ben bundan paramı alamam. O yüzden sakın dokunma ona. Yok. Sizden kıllandım ben. En iyisi ikinizi de temizlemek. Hem ayrı gayrı olmamış olur değil mi? Yücel, sen de konuşmuyorsun madem. Yapacak bir şey yok. Dur, dur. Rahat bırak onları. Tam ne istiyorsan vereceğim sana. Ha şöyle. Bak ne güzel anlaşıyoruz değil mi? Böyle tatlı tatlı konuş, canımı ye. Alın şunu, içeri götürün. Ulan şerefsiz, pışt! Gücün gözleri görmeyen bir adama mı yetiyor? Götün yorsa beni vursana lan! Sizin delikanlınız bu mu ya? Ha? Adamlık mı şimdi bu yaptın? Bıraksanız adamı. Yiyorsa bize çık. Sıksana lan! Sizin gücünüz ancak gözleri görmeyen bir adama zorbalık yapmakla olur. Hele şunun sakallarına bak, pıs senin tipine! Ne yapalım bunları? Şu iş bir bitsin. İkisinin de kafasına ben sıkacağım. Delikanlısınız değil mi? Başla hadi. Tamam. Acele et. Sadece kalabalık değiller ama iyi yerleşmişler komutanım. Dikkatli olalım. Her yeri tuzaklamış olabilirler. Etrafımızı sarmayı deneyebilirler komutanım. Her şeyi göze alacağız. Vaktimiz yok. Sonuna kadar komutanım. Bak lan bana. Ne var? İyi misin? Dalga mı geçiyorsun ya? Ulan 40 yılın başı güzel bir şey söyleyecektim. Sen ne cins herifin tekisin? Söylemiyorum lan. Şş, bana bak lan. Bunun üstüne mi güzel bir şey söyleyeceksin sen bana? Söylemiyorum lan. Söylemezsen söyleme be. Söyleyeceğim lan. İnadına söyleyeceğim. Söyle. Ne söyleyeceksin? Buyur de. Eylem konusunda çok üstüne geldim. Hakkını helal et. Özür dilerim senden. Helal olsun. Asıl ben özür dilerim çünkü sen haklıydın. Ben haklı falan değildim. Haklı olan sendin. Bir yüzüne sövmediğim kaldı senin. Özür dilerim senden. Bak uzatıyorsun yine. Siz haklıydınız. Bütün timi tehlikeye attım. Ulan birinize bir şey olsaydı yaşayamazdım ben. Gördük onu biraz önce. Mümtaz gelince atladın silahın önüne. Atlayacağım tabii oğlum. Kardeşiz lan biz kardeş. Ölene kadar. Kardeşiz tabii lan. Kanımızın son damlasına kadar hem de. Kardeşim benim. Kardeşim benim. Sarılacağım, sarılamıyorum var ya. Şu görev bitsin sarılırız. Tamam. Ulan Fethi. Ulan Fethi. Ulan dur, ulan dur. Ulan Fethi. Oh. Dur oğlum bileyim. Lan bileyim. Lan, dur. Ulan Fethi. Ulan Fethi. Ulan Fethi.
Durum nedir? Adam söz dinledi nihayet. Birazdan bitecek. Güzel. İşte bu. Devam! Beşnoğlu Kule'nin kuzey batısında görüntü aldık komutanım. Burada da görüntü var komutanım. Dört istikametten saldırı yapmak için tertipleniyorlar. Hemen bana harekat merkezini bağlayın. Hadi! Serhat merkez. Burası Serhat 11. Sınır ötesinden başlayan bir hareketlilik tespit etmiş durumdayız. 200 civarında terörist grup Kuzeydoğu 1200 rakımlı Acartepe ve Kuzey Davras sırtlarından bize doğru hareket etmekteler. Tahmini mesafeleri 1600 metre. Nedir? Buradaki işlemler tamam. Size artık hiçbir uçak vuramaz. İşte bu. Aferin size. Aferin. Siz... Nasıl? Oğlum neredesiniz? Özlettiniz kendinizi ya. Aç şunu, aç. Komutanım Karaçayındır açıklarına atış serbest. Tamam Yavuz. Gelmeseniz bile doğru kodları girmezdim. Dediğiniz gibi. Yan olsun umudumu yitirmedim. Biz de senden yana umudumuzu hiç yitirmedik. Bir an bile. Teşekkürler. Bu yaptığınızı unutmayacağım. Asıl bu ülke senin bu kahramanlığını unutmayacak.
Uçaklar geliyor. Çolak, uçaklar geliyor. İlerleyelim mi? Uçakları dikkate almayın. Ya bombalarlarsa? Merak etmeyin, kimse size dokunmayacak. Hiçbir uçak bomba atmayacak. Önce Türkler, sonra da tüm dünya gücümüzü görecek. Geri durmak yok. Yavaşlamak yok. Hadi, asın şu bayrağı ait olduğu yere. Dalgalandırın artık. Yürüyün. Ne oldu? Ateşleme sistemi çalışmadı mı? Arkadaşlarımızı burada mı bırakacağız? Git yardım et istersen. Görmüyor musun ne halde ortalık? Hani F-16'ları durdurmuştunuz? Hani? Hesabını soracağım sana Mümtaz. Geberteceğim seni, diri diri yakacağım. Kusura bakma Çolak. Sürpriz olsun istedik. Nasıl, beğendin mi havai fişek gösterilerimize? Sarı. Bu yaptığını öyle bir ödeteceğim ki. Boş boş konuşmayı bırak. Kimle hesap soracaksın? Peşinde adam mı kaldı? Son sözü ben söyleyeyim Çolak. Önce o sözde devletini, sonra o sözde bayrağını, en sonunda senin o sözde kahramanlıklarını sileceğiz bu topraklardan. Seni alacağım. Dur da bu başlangıç. Yüreğimizdeki cesaretle geliyoruz. Sen kaçmaya devam et. Çolak sonunda almıştır dersini herhalde. Kafasına mermiyi de hala akıllanmadı. Demek ki kafasına darbe alınca ters mıklatıslanma yapıyor aga. Komutanım, yerel kuvvetlere haber verildi. İçeridekileri halledecekler. Yavuz Süleyman'ım, bunların kurduğu sistemi de yok etmek gerek. Ben hallettim onu komutanım, merak etmeyin. Hadi gidelim. Agah, Asi Çaylak burada kalın.
Aga! At silahını. At silahını. Uzağa. Uzağa. Kaldır elleri. Kaldır. Diz çök. Diz çök. Peki. Tekrar karşılaştık. Karşılaşacağımızı biliyordun. Beni tekrar tutuklarsan ne olacağını biliyorsun. Yeniden kaçarım. Bana anlatacaklarını bir dinleyelim. Sonrasına bakarız. Şu annenin ölümü meselesi değil mi? Seni burada öldürür, mezarını bile kazmadan giderim. Kurda kuşağım olursun. Ne istedin ondan? Ne işin vardı? Bazı cevaplar Yavuz, kaldıramayacağımız kadar ağırdır. Bak, senin kelime oyunlarını çekecek durumda değilim. Annemi neden öldürdün? Niye? Ne işin vardı onunla? Onunla tanışıyorduk. Nereden? Eskiden. Bana adam gibi cevap vereceksin. Bana adam gibi cevap vereceksin. Oyun oynama benimle. Benimle oyun oynama. Müsaade var mı? Sakın. Annen biri hakkında bilmemesi gereken şeyleri öğrendi. Kim hakkında? Kocası hakkında.
Yani baban hakkında. Babam mı? Sen hiç babanı görmedin değil mi? Hiç hatırlamıyorsun. Sen daha küçük bir bebekken ortadan kayboldu. Yavuz, baban kim ve nerede diye hiç merak etmedin mi? Hayır, umarım cehennemin dibindedir. Belki de karşındadır. Oluyor lan bu? Ne bu? Böyle öğrenmeni istemezdim. Yemişsin. İyi numara, güzel. Nereden buldun lan bu yüzüğü? Annene verdiğim yüzüğün üzerindeki işaretle benim yüzüğümdeki işaret aynı. Sonsuzluk işareti. Uzatıyorsun. Manipüle ediyorsun ama şimdi değil. Silahsız beni vurmamıştım. Kısmet sanaymış. Sus.
sibalarda dolanıyor. Sus lan! İtirdim ya. Sus lan, sus! Sus lan! Sus diyorum sana, sus! Sus! Aman aranı... Sus, sen benim babam falan olamazsın, kesici! İstesen de, istemesen de kabul etmek zorundasın. Ben senin... babanım. Kes lan sesini, kes! Kes sesini! Patlatırım beynini, kes! Senin gibi bir adam benim babam olamaz, kes! Daha önce anlarsın diye sanıyordum. Yavuz. Çok üzgünüm oğlum. Çok üzgünüm. Gesi bağlarında dolanıyorum, itirdim yârimi. Kıpırdayamadım anne. Aman aranı. Kılımı bile kıpırdatamadım o an. İtirdim. Bu adam benim babam olamazdı. Yârimi.